Herkese merhabalar, Altı Üstü Geziyorum YouTube kanalıma ve bu videoya hoş geldiniz. Ben Emre. Uzun bir süre oldu gerçekten. Ben de sizleri beklettiğimin farkındayım ama kamp yapmayı, sizlerle birlikte olmayı çok özledim. Sonunda ilk kampıma, uzun süre sonra ilk kampıma başlamış bulunmaktayım. Neredeyim? Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyündeyim. Burada Danişment Tabiat Parkı var ya da Danişment Orman Kampı. Buraya geldim. Aslında dün geldim. Karanlıktı hava birazcık geldiğimde. Ondan dolayı hemen uygun bir nokta buldum kendime. Bu bölüme kuruldum. Şimdi ise sabah kalktım. Harika bir hava var burada. Deniz kenarındayım. Manzaram inanılmaz. Ama önce bir kahvaltı yapmam gerekiyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, sonunda kahvaltımı yaptım. Lavanın döküm tavası vardı. Döküm tost makinesi vardı. Tost tavası vardı. Makine de değil. Neyse, tost tavası vardı. Onunla birlikte güzel bir tost yaptım. Yanında çayım, işte ne bileyim domates, biber, salatalık, siyah ve yeşil zeytin ekledim yanına da. Kahvaltımı yaptım. Güzel de oldu. Basit, temiz, bulaşık çıkarmayan bir kahvaltı oldu benim için. Bu arada hava çok sıcak olduğu için üstümü çıkardım, tişört giydim. Şimdi ise birazcık böyle keyfini çıkarmaya çalışıyorum buranın. Birazdan drone ile buraları gezdireceğim sizlere. Birazcık ben de keşfedeceğim aynı zamanda nasıl diye. Ve daha sonrasında o ilerilere, yani asıl kamp yapılan, çadırcıların olduğu, elektrik su imkanının olduğu, ne bileyim tuvaleti, banyosu, işte marketinin olduğu yere doğru sizleri götüreceğim. O zaman da hani o tarafları daha iyi anlamış olacaksınız. Ben niye buradayım peki? Daha o taraflardan uzaktayım. Dezavantajı ne? Elektriğim yok, suyum yok. Ama avantajım ne? Çevremde kimse yok. O yüzden de ben özellikle burayı seçtim. Gece de geç geldiğim için çok da oralara da girmek istemedim. Erken de gelsem girmezdim ama beni hani önceki videolarımı izleyenler anlayacaktır ne demek istediğimi. Şu an çok keyifli. Arkamda deniz, harika bir hava var. Isındı havada. Belki bilmiyorum, ilerleyen saatlerde denize girerim. Gerçi deniz ayakkabım yok. Onu nasıl yapacağım? İlk başlar kayalık gözüküyor burada ama en azından bir bakacağım. Belki ileri taraflarda kumsal vesaire vardır. Gezintiye çıktığımızda sizlere göstereceğim. Şimdilik sizleri drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Thank you.
Evet, harika drone görüntülerinden sonra şimdi size söylediğim gibi gezmeye başlıyoruz. Şu anda siz arkada buranın giriş kapısını görüyorsunuz ve o aşağıya doğru yokuşla ister yürüyerek ister aracınızla inebiliyorsunuz. Çok kısa giriş fiyatlarından bahsedeyim. Şu an 2024 yılının Nisan ayındayız. 150 lira giriş ücreti var kişi başı. Aynı zamanda araç için de 100 lira alıyorlar. Yani ben 2 gece kalacaktım burada. 300 lira. Bir de araçla giriyorum. Araç üstü çadırla kamp yapıyorum gördüğünüz gibi. Toplam 400 lira veriyorum. Karavanla da giriş yapabiliyorsunuz ama büyük ebatlı karavanlarla çok giriş yapabileceğinizi düşünmüyorum buraya. Baştan söyleyeyim. Onunla da 400 liralık bir ücreti var. 400 liranın içerisinde ister 2 kişi ister 3 kişi ona hiçbir şekilde farklı bir ücret almıyorlarmış. Bunu söylediler. Yukarıdan aşağı doğru geldiğinizde ilk sol tarafa döndüğünüzde burada da tabelada da göreceğiniz üzere çadırlı kamp alanı, piknik alanı ve WC var diyor. Hemen ileride market var diyor. Şöyle gidelim. Bu arada hemen kamerayı kendime çeviriyorum. Önemli bir bilgilendirme yapayım. Nisan 2024'teyiz. Burası henüz faal değil. Yani burada tuvaletler vesaire evet kullanılıyor ama yüksek temizlik düzeyinde değil. Ne bileyim yerlerde çöpler vesaire olabiliyor. Yaklaşık bir 10 gün sonra 15-20 kişilik bir ekip gelecekmiş buraya ve bütün baştan aşağı temizliğini yapacakmış. Bozuk yerler varsa onların tadilatını yapacaklarmış. O yüzden bu videoyu referans almayın. Yani evet doğa ortamını görün, denizi nasıl görün, işte ne bileyim elektriği nasıl çadırlara veriyorlar onu görün, marketi neredeymiş görün. Ama tuvaleti kötüymüş bilmem nesi varmış, her yer çöp bilmem ne falan diye gelmemezlik yapmayın. Çünkü henüz dediğim gibi faal değil. Şimdi tekrardan kamerayı çeviriyorum ve marketle başlıyorum. Karşımda görmüş olduğunuz market yeri ama şu anda faal değil. Ne zaman faal olacak? Haziran 2024'te 15'inden 20'sinden sonra faal olacakmış. Buradan denize, plaja gidiliyor. Şuradan restorana gidiliyor ama öncesinde şöyle bir kroki paylaşmışlar. Neredeyiz biz? Danishment sahildeyiz. Yani burada aslında bu bölgeye gelirseniz neler olduğunu da görebileceksiniz iyi kötü. Neler varmış? Bakıyorum. Işıklı manastır kalıntıları var. Hisarlı kalesi var. Su terazisi, nekropoli var. Neden böyle zor şeyleri okuyorum bilmiyorum. Yayla sahili, İtalyan koyu. Bu İtalyan koyunu ben biliyorum bu arada. Hemen yan tarafında da dalış merkezleri var. İbrice limanında. Oradan da hatta belki fırsat olursa bir yarın gidebilirim belki bilmiyorum. Bakalım bir aklıma gelmişken bir arayayım bakalım olacak mı olmayacak mı. Ona göre zaten bir sonraki videoda kamp değil dalış varsa İbrice ise zaten buradan gitmişimdir. Onun dışında bu şekilde aslında farklı farklı Saroz'da neler yapabileceğinizi görebileceğiniz bir kroki var. Şöyle bir deniz kenarına doğru gidelim. Denizine çok güzel diyorlar burayı bilmiyorum. Hani ben Erikli Mecidiye tarafında hiç denize girmedim. Ama Gelibolu tarafında çok sık denize girdim. Hatta ilk 4 videomu da biliyorsunuz. Kömür limanı, işte Kara Ağaç, Ece limanı vesaire oralara gitmiştim. Şimdi işte Körfez'in diğer tarafına, Erikli Mecidiye tarafına geldim. Şimdi burayı gezdiriyorum sizlere. Şöyle yürüyelim bakalım. Gördüğünüz gibi denizin hemen kenarında duşları mevcut. Hemen duşların karşı tarafında soyunma odaları mevcut. Temizliğine çok bakmayın. Dediğim gibi temiz değilmiş. Daha da temizlenecekmiş. O zaman zaten belli olur her şey. Hemen şu görmüş olduğunuz yerde tuvaletleri ve WC tuvaletleri. Duşlar da var yanılmıyorsam burada. Bilmiyorum bir bakalım şöyle erkek bölümüne en azından. Yani yok duş falan yok orada. Sadece tuvaletler çok da temiz değil ama söylediğim gibi çok da kale almayın şu anda. Bu bölüm böyle. Arkamda çok uzun bir denizi var. Yazın burası gerçekten ana baba günü oluyormuş. Şu anda hani belki 8-10 tane çadır ya var ya yok gerçekten ama yazın ana baba günü oluyormuş. O zaman geldiğinizde nasıl olur bilmiyorum. Ben o zaman mümkün değil gelmem buraya. O yüzden öncesinde geldim. Bayram tatili falan dedim. Öncesinde fırsat bulunca da girişimi yaptım.
Hemen arka tarafımda görmüş olduğunuz demir yer can kurtaranın yeriymiş. Can kurtaranın hizmeti de veriyorlar anladığım kadarıyla. Ki çok fazla böyle ilerilerde falan şey yok. Denize girme olanağı yok. Girmek yasakmış. Daha çok bu bölgelerde denize girmesini istiyorlar. Aşağı inerken söylemiştim restoranı var diye. Hemen kameraya çeviriyorum. Bu alan yazın geldiğinizde restoran hizmeti veriyormuş. Hemen sol tarafında ayrı bir bahçesi var. Sağ tarafa baktığımızda restoranın, hatta şurada bir menü de var. Geçtiğimiz senenin menüsüdür ama yine de referans olması açısından, neler olduğunu görmeniz açısından paylaşalım. Kahvaltı, çorba, spesiyel satır, kuzu şiş, kuzu pirzola, bonfile, biftek, köfte, tavuk şiş, tavuk pirzola, kanatlı, karışık, salata, yoğurt, meyve, mezeler ve alkollü içecekler. Hemen şurada restoranın hemen yan tarafında bir çocuk parkı var. Çocuk parkını göstereyim sizlere. Çocuklarınızla geldiğinizde en azından onların da vakit geçirebileceği deniz dışında bir alanında var. Salıncakları, kaydırakları vesaire. Şuradan gidelim. Yani o kadar büyük bir alan ki gerçekten 15-20 kişi gelecek dediler temizliğine. Bilmiyorum, önlerinde uzun da süre var gerçi. Ama çok işleri olduğu kesin. Marketin diğer giriş tarafı da burası. Çok yoruldum. Her yer yokuş. Hadi bakalım dönelim. Şimdi buradan şöyle yukarı doğru gidelim. Yukarıda bir giriş var. Ondan sonra çadır alanını göstereceğim sizlere. Yukarıdan geldiğinizde hemen sağ tarafınızda tuvaletleri göreceksiniz. Burada da ayrıca bir tuvalet var. Hem kadınlar için hem erkekler için. Kadın bölümüne rahatsız etmeden sola dönüyorum. En azından erkek bölümünü şöyle dışarıdan da olsa göstermek istiyorum sizlere. Yani şu an sabun vesaire var. Suyu akıyor görüyorum. Ama temiz değil. Hemen çıktım. Karşıdaki masaların olduğu, sandalyelerin olduğu yer ise çadır alanları. Buraya gelerek çadırlarınızı kurabiliyorsunuz. Hatta hemen şöyle gösterebilirim de. Elektrik paneli var. Elektrik panelinden de çadırınıza elektriğinizi, uzatma kablonuzla birlikte koyabiliyorsunuz. Bu şekilde parseller var aslında. Gayet güzel. Şurada bir bulaşıkhane gördüm. Şu an bütün parsellerin üzerinden geçiyorum. Dediğim gibi bulaşıkhanesi de mevcut ama çok temizliğine aldanmayın şu anda. Temiz olmayabilir. Olmasını da beklemiyorum zaten. Çünkü faal değil. Burada yine elektrik panoları mevcut. Buralar komple temizlenecek müşterilerine göre. Tabii burası şöyle söylemem lazım. Alan, bir sürü alan var ama bu alanlar rezerve edilmiş alanlar değil. Yani geldiğinizde neresi boşsa oraya yerleşiyorsunuz gibi bir durum var anladığım kadarıyla. Çünkü hiçbir yerde alan numarası vesaire yok. Öyle de bir işletme olduğunu düşünmüyorum burasının. O yüzden erken gelen güzel yeri kapar diye düşünüyorum ama buradaki neresi güzel yer onu da size bırakıyorum. Bence benim gibi elektrik, su problem etmeyip yanınızda getirdiğiniz zaman daha uzaklara gitmek her zaman daha akıllıcaymış gibi geliyor. Burada bir bulaşıkhane daha var. Yine tam karşı tarafta bir göstereyim hatta size de. Bir buzdolabı var. Bu buzdolabı da anladığım kadarıyla ortak kullanım buzdolabı. Belki çoğaltılabilir yazın sezon geldiğinde. Ama özetle bu şekilde diyebilirim. Hani farklı farklı parseller var. Hemen karşı tarafında deniz var. Hatta yeri gelmişken deniz kenarına da şöyle bir götüreyim sizi.
Evet, arka taraflarda açık duş görmemiştim. Burada da birisi duş almış. Ama kapattım sıkıca ama niye öyle? İçindeki su bitti. Arka tarafı da sanıyorum bunun duş. Evet. Burası da ayak yıkamak için herhalde. Yani umarım öyledir. Başka bir yerse ve ben ona ayak yıkama dediysem çok utanıyorum. Genel olarak şöyle söyleyebilirim. Danishment Tabiat Parkı güzel bir yer. Yeşilliği, doğası harika. Siz geldiğinizde işte böyle arkamdaki gibi yerlerde oturabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla, ailenizle vakit geçirebiliyorsunuz. Hemen daha ilerisinde denizinize girebiliyorsunuz. Her yerde çöp konteyneri var. Balık tutmaya gelenler vesaire var. Elektriğinizi alabiliyorsunuz. Ne bileyim, ortak kullanım dolabınız var. Hani aslında kamp alanındaki beklentilerinizi deniz tatilinde yapacaksanız ihtiyaçlarınızı karşılıyor diyebilirim. Şimdi o arka taraftaki kamp yerlerini gezdik ya. Karavanları gördük, kamp yerlerini gezdik. Ben neredeyim? Ben daha da ilerideyim işte. O yüzden burada şöyle göstereyim, hatta kamerayı da çevirdim. Gördüğünüz gibi buralarda da masalar, sandalyeler var ama daha harap seviyede. Benim arabam da gözüküyor mu bilmiyorum, tam karşı tarafta duruyor. Yani burada hiç kimse yok. O yüzden elektrik de yok, su da yok. Denizi gördüğünüz gibi bu şekilde. Manzarayı zaten sabah uyandığımda gördünüz. Kahvaltı yaptığımda nasıl bir manzaraya sahip olduğumu da gördünüz. Bu şekilde. O kadar çok yoruldum ki. Bayağı büyük yer çünkü burası. Büyük bir alanı kurdu. Evet, masam, sandalyem duruyor. Şuraya oturayım. Yoruldum. Evet arkadaşlar, sonunda bu kampı da sizlere tanıtmış oldum. Daha önce defalarca kez söyledim. Buraya haksızlık etmek istemiyorum. O yüzden çok büyük beklentilerle gelmeyin. Şu anda faal değil. Bu sebeple eksikleri olabilir. Ama bu demek değildir ki Haziran'dan sonra yine aynı şekilde kalacak. Eminim ki düzelmeler olacaktır ama yazın gelenler, daha önce gelmiş olanlar da yorum atarsa nasıl olduğunu en azından bir fikir edinme şansımız olur. Ben hiç yazın gelmedim buraya. Sezon kalabalıkken, burada binlerce kişi varken hiç görmedim. Benim için yine de ne olursa olsun çok keyifli bir kamp oldu. Uzun süre olmuştuk video atamayalı. Hatta videoyu da geçtim, kampa da gidemedim gerçekten. Hani ne oldu hayatımda? Bir ameliyat geçirdim ayağımın altından. O ameliyat sonrasında 1-1,5 ay hiç yürüyemedim. Daha sonrasında kontrollü bir şekilde yürümeye başladım. İşe gidemedim vesaire. Ondan dolayı uzak kaldım. Bu da benim ilk kampım oldu uzun zaman sonrasında. O yüzden mutluyum. Böyle bir yere geldiğim için de mutluyum. Yarın da bahsettiğimi bilmiyorum, İbrice Dalış Okulu'nu aradım. Hemen yan tarafta. Yani çok da yan taraf değil de işte buraya yarım saat mesafede. Onlara gideceğim. Yarın da bir dalış yapacağım. Dalış videosu da çekmeye çalışacağım. Eğer olursa bu videonun arkasından da İbrice'deki dalış deneyimimi sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi güneş yavaş yavaş gidiyor, ağaçların arkasına kaldı. O yüzden geç kalmadan akşam yemeğimi yiyeceğim. Etlerim vardı. İkisi de böyle bozulacak gibi, bozulmadı ama bozulacak gibi. Ondan dolayı öncelikle bunları hemen yapıp yemek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Yemeğimi yedim, karnımı doyurdum, ortalığı ufaktan topladım ve toplamaya devam edeceğim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Altı üstü geziyorum Instagram hesabımı takip ederseniz, YouTube kanalıma abone olursanız, bu videoyu beğenir ve yorum atarsanız
Çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki video büyük bir ihtimalle İbrice dalışı olacak. İbrice limanından bir dalış gerçekleştireceğim. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.